Bugün cinsel istismar iftirası yüzünden binlerce masum insan cezaevlerinde yatıyor. Türkiye'de cinsel istismar konulu ihbar ve şikayetlerin çok büyük bölümünün iftira olduğu ortaya çıktı. Zira cinsel istismar iftiraları günümüzde büyük bir rant konusu haline gelmiş durumda. Binlerce kadın ya kendisi ya da kız çocuklarına iftira attırıp karşı taraftan yüksek miktarlarda paralar istiyor. Karşı taraf bu parayı verse bile davası yine de devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre şiddet mağdurlarının kullanımına sunulan Alo 183 hattına günde 4000 ihbar geliyor. Bunların ortalama 1000 tanesi cinsel taciz ve istismar ihbarı. Bu istismar ihbarlarının da 985'i sahte çıkıyor. Bu durum ülkemiz için büyük bir felaket. Çünkü bu durum senede yaklaşık 360 bin kişinin iftira mağduru olması demek. Bu konunun istismara bu kadar açık olmasının sebebi ilgili kanunda yapılan değişiklikle mağdur beyanında artık bir belge veya şahit sunulmasına gerek olmaması. Bir de ihbarın geçersiz olduğu anlaşılsa dahi çoğu zaman sahte ihbar yapan hakkında bir işlem yapılmıyor. Sonuçta iftira mağdurları zan altında kalmaktan dolayı itibar kaybına uğruyorlar. Toplumdan dışlanıyorlar, aileleri dağılıyor, iş yerlerini kaybediyorlar. Aldıkları tehditler, isimlerinin lekelenmesi bu insanların hayatlarını karartıyor. Taciz ve istismar iftiraları üzerine tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapis yatanlar var. Normalde suçu isnat edenin bu suçu ispat etmesi zorunlu olduğu halde bugün binlerce insan cezaevlerinde delilsiz ve mesnetsiz iftiralar nedeniyle tutuklu ya da mahkum olarak yatıyor. Eğer iftiraya uğrayan kişi özgürlüğünden mahrum edilmişse iftiracının cezasında arttırım yapılıyor. Ancak iftiraya uğrayan için olan olmuş yıllarca suçsuz yere hapis yatmış oluyor. Sayın Başkanımızın bu büyük toplumsal yaraya acilen müdahale etmesini istirham ediyoruz. Meclisimizin oluşturacağı bir komisyon iftiraya uğradıklarını söyleyenlerin durumlarını inceleme altına alabilir. İlgili kanun maddeleri bu konuda haksızlığa uğramayı ortadan kaldıracak biçimde değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir. Böylelikle iftira suçlarının ve masum insanların özgürlüklerinin elinden alınmasının önüne geçilebilir.